Tarihte bugün izleyenleri, tarihin tozlu sayfalarını aralamaya bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün günlerden 30 Ocak. Takvimin tozlu yapraklarında tarihte bugün neler olmuş, kimler dünyaya gelirken, kimler aramızdan ayrılmış, gelin birlikte göz atalım. 1648 yılında Hollanda ile İspanya arasında Münster Anlaşması imzalandı ve 80 yıl savaşı sona erdi. 1943'te Winston Churchill Adana'ya gelerek İsmet İnönü ile Adana görüşmesi olarak bilinen görüşmeyi gerçekleştirdi. 1946'da Macaristan'da komünist rejim ilan edildi. 1948 yılında ise Kış Olimpiyat Oyunları İsviçre'nin St. Moritz kasabasında başladı. 1948'de Hindistan lideri Mahatma Gandhi, Yeni Delhi'de uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Aynı yıl British South American Airways'e ait bir uçak Atlas Okyanusu'ndaki Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu. 1967 yılına geldiğimizde ilk resmi televizyon yayını Ankara'da yapıldı. 1969'da The Beatles son konserini verdi. Yine 1969 tarihinde Türkiye'de ilk böbrek nakli gerçekleştirildi. Son olarak 1975'te Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Bursa uçağı Marmara Denizi'ne düştü ve maalesef 41 kişi hayatını kaybetti. Sırada bugün doğanlar var. 1920 tarihinde Amerikalı Oscar ödüllü yönetmen Delbert Mann, 1930'da 1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood filmlerinde yer alan Amerikalı sinema oyuncusu Gene Hackman, 1935'te Amerikalı yazar Richard Bradkin, 1937 yılında ise Görevimiz Tehlike, Kefaret ve Muhbir gibi filmlerde rol almış İngiliz tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusu Vanessa Redgrave, 1974'te Dark Knight, American Psycho, Machinist, Prestige gibi birçok filmde kendisini yakından tanıdığımız İngiliz oyuncu Christian Bale, 1985'te Arjantinli tenisçi Gisela Dalco, son olarak ise 1987 yılında Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir futbol kulüplerinde forma giymiş olan, günümüzde ise futbolculuk kariyerine Galatasaray Spor Kulübü'nde devam eden Arda Turan dünyaya geldi. Sırada bugün aramızdan ayrılanlar var. 1948 yılında tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı kardeşlerden Orville Wright, 1951'de Avusturya asıllı Alman otomotiv mühendisi Ferdinand Porsche, 1991 tarihinde Amerikalı oyuncu John McIntyre, 1998'e geldiğimizde karikatürist Ali Ulvi Ersoy, son olarak ise 2015'te Türk sinema ve dizi oyuncusu Hakkı Kıvanç maalesef dünyaya gözlerini yumdu. Bu haftada tarihin tozlu sayfalarını aralamak için bizler buradaydık. Haftaya bir başka tarihte buluşmak için sizler de burada olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.